Dear Mr. Ambassador, dear Dean, ladies and gentlemen, in the name of the German Embassy and Birkent University, welcome to the second Ankara Science Lab! It gives me a great pleasure to open the second Science Slam tonight. Slams are a growth industry. We know grand slams from tennis. We know poetry slams. And now a rather new kid on the block, the so-called science slams. And I'm curious to see what is this all about, because I've never participated in such an event called Science Slam. So, we are looking forward to the presentations, which, as I can see, are limited to 10 minutes. My short speech will be even shorter. This Science Slam starts in Ankara. It will travel through various Turkish cities, and it will end in Istanbul, in Tarabya, in the German ambassador's summer residence on the beach of Tarabya, and that will be the case in April, if I'm not mistaken. So I'm very much looking forward to open this event tonight, and then to also come to the end of this mission in April. The issue of the Science Slam of 2015 is climate and environment. Thank you very much and enjoy the evening. And now, here they are, my candidates. First, Ersin Hüseyinoğlu, the National Nanotechnology Research Center of Birkent University. The second candidate, Emre Bilgezen, Earth System Science, OTTÜ. Then, Başak Özgüleç, Department of Business Administration, from OTTÜ. Azer Elice, Department of Biology of Gazi University. Merve Mutlu, Department of Molecular Biology and Genetics, Birkent University. Last but not least, Öykü Dulun Graduate School of Education of Birkent University. Here they are, my candidates. Emre, your stage. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Ben size bugün okyanus akıntılarını anlatacağım ama yalnız anlatmayacağım. Çünkü bir asistanım var. Kendisinin ismi Daki. Merhaba diyor. Şimdilik burada otursun. Birazdan kendisine ihtiyacım olacak. Okyanus akıntılarını anlamak için eğlenceli bir yol. Bu eğlenceli yolu göreceğiz ama öncelikle okyanus akıntılarını neden anlamamız lazım? Biraz ona bakalım. Okyanus akıntıları aslında tahminimizden veya belki çoğumuzun bilmediğinden çok daha fazla hava durumu ve iklim üzerinde etkili olan mekanizmalardır. Ve hayatımızı çok büyük oranda etkilerler. Nasıl? Bu şekilde baktığınızda kafanız karışıyordur. Biraz roller coaster'lara, biraz üretim bantlarına benziyor. Her tarafta akıntılar var. Kıtalara yayılmış şekilde. Kırmızı oklar sıcak suyu, mavi oklarsa soğuk suyu temsil eder. Kutuplarla ekvator arasında. Biliyorsunuz ekvator sıcak, kutuplar soğuk bölgelerdir. Gidip gelerek, kıyılardan geçerek kıyıları ısıtırlar veya soğuturlar. Ama hep belli bir ısı taşımasıyla düzenli olarak kıyılardaki iklimi düzenlerler. Peki bu akıntıların düzenlemeleri sayesinde biz nasıl iklimler görüyoruz? Aslında dünyamızda coğrafya bilgisidir. Çoğumuz ilkokulda öğreniriz. Temel 3 tane iklim kuşağı var. Kutuplar, ılıman bölge, temperate zone diye geçen, polar zone, kutuplar ve tropikal bölge aslında en sıcak iklimin olduğu yer. Akıntılar bu bölgeler arasında hareket ederek ısıyı verimli tutar. Ve karalar üzerindeki iklimi. Peki ya akıntılar yavaş yavaş etkilerini kaybetmeye başlarlarsa? Soğumalar ve ısınmalar bu bölgelerde çok daha fazla artmaya başlayacak. Çünkü ekvatordan yeterince soğuk suyu, sıcak suyun kutuplara, tam tersi kutuplardan da yeterince soğuk suyun ilerleyerek tropikal iklimlere gelmediğini düşünün. Sıcaklık farkları büyüyecek ve bunların bazı sonuçları olacak. Şu anda iklim zirvesi, Paris'te olan iklim zirvesinde de aslında benzer konular tartışılıyor.
İki tane örnek vereceğim soğuma ve ısınma ile ilgili. Önce soğumaya bakalım. İngiltere'ye yukarıda gördüğümüz sarı okla bir akıntı gidiyor. İsmi Kuzey Atlantik Akıntısı. Bu akıntı ekvatordan gelen sıcak suyu İngiltere, Britanya, İrlanda kıyılarına taşıyarak burada iklimin ılıman geçmesini sağlıyor ve biz bu sayede Londra genelde, özellikle Londra yağmurlu şehir olarak biliriz. Peki ya etkisini kaybetmeye başlarsa? O zaman Londra daha çok karlı bir şehir olarak karşımıza çıkabilir ki aslında son yıllarda çokça yapılan Londra'da kar yağışının artma dair bilimsel bulgular da mevcut. Peki ısınmaya bakalım. Meksika Körfezi 2005 yılında örneğini gördüm. Tam tersi buradaki suların fazla ısınmasından kaynaklı olarak buradaki kasırgalar bu ısılardan güç alıp çok daha güçlü bir hale gelebiliyor. Ve 2005 yılında örneğin Katrina kasırgası. Ve sonucunda olan etki, mesela New Orleans, cazın başkenti olarak geçer, caz müziğinin, sular altında kalmış bir şehir. Bu yüzden okyanus akıntılarının nasıl modellendiğini, nasıl izlendiğini anlamak önemli. Ve iklim değişikliği mücadelede çok büyük rol oynuyorlar. Ama bu sistemi nasıl anlarız? Yani bilim adamları birçok araştırma yapıyor, birçok teknik kullanıyor. Fakat baktığımızda roller coaster gibi bir sistem. Yani her tarafa gidebiliyor. Sağa, sola, aşağı, yukarı ve bu kadar okru bir sistemin dışında anlamak kolay değil. Tabii ki birçok teknik var. Baktığımızda gemiler, yukarıda gördüğünüz uydu sistemleri. Fakat eğer oradaki herkes görebiliyorsa bilmiyorum ama en köşe tarafta bir ördek var. Bu ördeğin burada işi ne? Şimdi belki biraz ihtiyacım olacak. Bu gemi 1992 yılında konteynerlerle beraber yola çıkıyor. Bir konteynerinde Friendly Floats isminde 28.800 tane oyuncak var. Ve bu oyuncakların en popüler yeri aslında bu sarı ördekler. Kendisi bir örneği tabii sadece kendisi değil ama gördüğünüz. Bu gemi 1992 yılında harekete geçiyor fakat Pasifik Okyanusu'nun ortasında bir noktada fırtınaya yakalanıyor. Ve yakalanması sonucu bazı kargolar yere düşüyor, suya düşüyor ve bu suya düşen kargolardan bir tanesi içinde de bu oyuncaklar var. Peki sonuçta ne oluyor? Açılan konteynerin içinden dalgaların etkisiyle birçok ördek ve birçok oyuncak suya yayılıyor. Ve bilim adamları için inanılmaz bir fırsat. Bu kadar objenin aynı anda suya dağılmaz. Çünkü hepsi akıntılarla hareket etmeye başlayacaklar. Kurt Sebesmeyer ve arkadaşı James Ingram kendileri okyanus bilimci bu fırsatı değerlendirmek için hemen yıllardır kullandıkları bir teknik var. Dalgaların rüzgarla olan etkisini inceleyen bir yöntem. Okyanus yüzey akıntıları simülatörü. Bunların etkisini kullanarak ördekleri nereye sürüklenebileceğine dair modellemelere başlıyorlar. Ördekleri ve diğer oyuncakları, sadece ördekler değil, kunduz, kurbağa ve kaplumbağamız da var ama özellikle en popülerleri ördekler. Peki bunları takip etmek neden kolay? Çünkü bir kere delikleri yok. Çoğunlukla. Bakmaları zaten çok mümkün olmuyor. Dayanıklılar. Kolayca fark edilebilirler zaten. En uzaktan bile sarı renkler genelde dikkat çeker. Ve büyük gruplar halinde sürükleniyorlar. 400-500 yani binlerce sayıdan söz ediyoruz. Ve bazılarının yolculuğu ilk, birazdan göstereceğim. Böyle kazadan itibaren 10 dakika kadar sürerken, olay kadar sürerken bazılarının tam 10 yılı geçiyor. 2007 yılında hala görüldükleri doğrulandı. Onu da göstereceğim. İşte bu haritası. Akıntılara yakalanıp sağlanan bütün ördek oyuncakların. Ördekler daha popüler olduğu için onlar gösteriliyor. İlk kısım Güney Amerika'ya gidiyor fakat Alaska'ya, Hawaii'ye ve çok büyük bir macerayla kuzeye geçerek Kuzey Buz Denizi'nden 5 yılda çıkarak geçenler ve Kuzey Buz Denizi'ndeki buzların erimesiyle Washington'a ulaşanlar var. Nasıl olacak bakalım. Bir kısmını Alaska'da görüyoruz 10 ay sonra. Bir kısmı 3 senede girdaplardan çıkabilerek modellemeler sayesinde doğru bulunuyor. Hawaii kıyılarında görülüyorlar. Bir kısmı kutup bölgesinden geçmeyi başarıyor. Ve bir kısmı inanmaz zor ama 2001 yılında New York'un açıklarında biliyorsunuz İngiltere New York arası Titan'ın battığı noktada da tespit ediliyor. Ve eski haritamıza baktığımız zaman çok büyük bir bulgu görüyoruz. 17 bin mil yol yapmış ördekler var. Tespit ediliyor. Yine aynı hesaplamalarda aşağıdaki haritaya baktığınız zaman gittikleri yönlerle dünyanın şu anki akıntılarını gösteren bir sistem. Simülasyonlar neredeyse benzer. Ve bunlar üzerine kitaplar yazılıyor. Özellikle Kurt Sebesmeyer'ın Revolutionized Ocean Science lafı yani okyanus biliminde bir devrim olması sadece belli ördekler sayesinde olabiliyor mu? İşte burada olduğunun kanıtı ve belli oyuncaklar sayesinde. Aynı zamanda bir İngiliz öğretmeni olan Donald Hunt'da bir kitap yazıyor bu konu üzerine. Ve birçok kişinin kendisi dahil salakça bir belki istek bile olsa nasıl ördeklerin peşine düştüğünü ve özellikle nasıl onlara bir araya gelmeye çalıştığını, nasıl onları bulup da bilime bir katkı sağlamaya çalıştıklarını anlattığı bir kitap oluyor. Aynı zamanda edebi örnekleri de var. Çocuk kitapları ama
bütün örnekleri, maceralarını anlatıyorlar. Ve ben sunumu bir sözle bitirmek istiyorum Curtis'le Desmayer'ın. Bazen bir örneğin size öğretebilecekleri, bazen kendisine çıkarmıyor ama inanılmaz olabiliyor. Ve sadece bir değil aslında 28.800 oyuncakla beraber binlerce örneğin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.